İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyetinin Batı Ermenistan bölgelerindeki misyonu devam ediyor. Suçun kaynağı artık belli. Haydar Aliyev Vakfı bir vandalizm kaynağıdır. Arjantin'deki yetkili kuruluşlar Türk Büyükelçisi'nin soykırımı inkar eden açıklamalarını şiddetle eleştiriyor. Ararat Mirzoyan ve Artak Beklaryan, Artsakh'taki durumu ve insani sorunların üstesinden gelme sürecini görüştü. Batı Ermenistan'ın Yerzinka Erzincan Valiliği siyanür sızıntısını doğruladı, soruşturma başlatıldı. Amerikalı bir öğrenci içinde Büyük Ermenistan haritası bulunan nadir bir İncil keşfetti. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ana vatanında kendi misyonunu sürdüren Batı Ermenistan heyeti gezinin 4. gününde Harput'a, oradan da Dikranager'de hareket etti. Harbert'te delegelerimiz Ermeni izleri taşıyan çeşitli kültürel yapılarla tanışma fırsatı buldu. Ne yazık ki bu kültürel değerlerin bazıları, örneğin Ekinözü köyündeki iki Ermeni kilisesi, Maryam Asfazat'ın ve adı tespit edilemeyen bir kilise harap durumdaydı. Adını Meryem Ana'dan alan kiliselerin Tanrıça Anahit Ditsamayr tapınaklarının bulunduğu yere yapıldığını hatırlatmakta fayda var. Yaklaşık olarak aynı bölgede yüzyıllardır saf dağ suyunun aktığı üç gözlü çeşme bulunuyor. Genel olarak Batı Ermenistan topraklarının tamamı dağ kaynak suları bakımından zengindir. Heyetimiz Harbert'te Arazani Nehri'ne yakın bir tepe üzerine kurulmuş olan Palu Kalesi'ni de ziyaret etti. Bu muhteşem yapı atalarımızın ne kadar cesur ve ne kadar bağımsızlığa tutkulu olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Heyetimiz buradan Ermeni Kralı Büyük Dikran tarafından kurulan tarihi Dikranager şehrine doğru yola çıktı. Antik uygarlığın merkezlerinden biri olan Dikranager'de eşsiz mimari anıtlar hala korunmaktadır. Bunların arasında Surt Giragos Ermeni Kilisesi, devasa surlar ve kale bulunmaktadır. Binlerce yıldır yerli Ermeni halkının beşiği olan Ermeni Sur Mahallesi Dikranager'de yer almaktadır. Maalesef bugün Sur Mahallesi Ermenilerden boşaltılmış, sözde bir devlet projesi bahanesiyle yıkılmış, eski rengini kaybetmiştir. Sur Mahallesi'ne yakın inşa edilmiş bir mimari şaheser ve Orta Doğu'nun en büyük kilisesi olan Surt Giragos'a yapılan ziyaret heyetimiz için büyük bir anlam ve onur taşıyordu. Dikranager'de o akşam burada farklı bölgelerden toplanan Batı Ermenistan vatandaşlarıyla birlikte keyifli bir atmosferde devam etti. Toplantıda Western Armenia TV elemanının doğum günü de kutlandı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Rafik Kortoşyan kendi sosyal kullanım hesabı Facebook sayfasında şunları yazdı. Azerbaycan Ocak News sitesinin 17 Temmuz tarihli mesajında Niş köyündeki kilisenin Haydar Aliyev Vakfı tarafından yenilendiğini öğreniyoruz. Mesele şu ki Azerbaycan'ın Müslüman, Hristiyan ve Yahudi topluluklarının temsilcileri o gün Niş köyünün Surp Yeşe Kilisesi'ni ziyaret etti ve kiliseyi restore eden elemanlara memnuniyetlerini ifade ettiler. Aslında bu çalışmalar sırasında kilisenin iki Ermenice yazıtının 2000'li yıllarda kazınıp kaybolduğu biliniyordu. Ancak bu çalışmaya hangi Azerbaycan kuruluşunun sponsor olduğu henüz netlik kazanmadı. Batı Ermenistan, komşu ülkelerin soykırım politikalarını kültürel değerlere yaydıklarını üzülerek belirtmekte ve her zaman bu tür vakalara atıfta bulunmaktadır. Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'in ardından Ermenilerin bir kısmı öldürüldü, bir kısmı ise bugün işgalciler tarafından tahrif edilen veya yok edilen asırlık kültürlerini aynı yerde bırakarak ana vatanlarını terk etmek zorunda kaldı. Arjantin'deki 12 saygın STK 23 Haziran'da bir bildiri yayınlayarak Türkiye'nin Arjantin Büyükelçisi Şefik Vural Altay'ın 15 Haziran'da La Nación gazetesinde yayınlanan mektubuna ilişkin bir açıklama yaptı ve makalenin tek amacının Ermenilere yönelik soykırım olan Armenosid'i inkar etmek olduğunu kaydetti. Sivil toplum kuruluşlarının duyurusu yetkili Bahina 12 gazetesi tarafından 24 Haziran'da yayınlandı.
sivil toplum kuruluşları bu insanlığa karşı suç, halefi bugünkü Türkiye Cumhuriyeti olan Osmanlı İmparatorluğu tarafından planlandı ve uygulandı. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit, Ocak 2007'de Başkan Nestor Kirchner'in onayladığı 26.199 sayılı kanunla Arjantin Cumhuriyeti Ulusal Kongresi tarafından kabul edildi ve her yıl 24 Nisan'ı Ermenilerin anısına halklar arasında hoşgörü ve saygı günü olarak ilan edildi diye belirtti. Bugün bu tarih Arjantin Cumhuriyeti'nin resmi takviminde yer almaktadır. Batı Ermenistan, Arjantin Ermeni cemaati ile sürekli temas halindedir. Sivil toplum kuruluşlarının bu tepkisine Ermeni cemaati ile olan sağlam çalışmalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Artsakh Devlet Bakanı Ardak Beklaryan'ı 24 Haziran'da makamında kabul etti. Muhataplar 2020 yılında Azeri saldırganlığı nedeniyle Artsakh'taki durumu ve insani sorunların üstesinden gelme sürecini ele aldılar. Görüşme sırasında özellikle zorla yerinden edilmiş nüfus da dahil olmak üzere Artsakh halkının onların hakları ve karşılaştıkları sorunlarına uluslararası platformlarda bir çözüm bulmak konusuna atıfta bulunuldu. Bu bağlamda Ararat Mirzoyan ve Artak Beklaryan savaşın insani, sosyoekonomik sorunlarını tam olarak ele almak için Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşlarının Artsakh'ta engelsiz katılımının gerekliliğini vurguladılar. Görüşmeciler Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsakh'ın çabalarının uyumlu hale getirilmesinin önemini vurgulayarak Artsakh Dağlı Karabağ sorununun barışçıl ve adil bir şekilde çözülmesi umutları hakkında görüş alışverişinde bulundular. Batı Ermenistan'ın Yerzinka Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Köyü'nde bulunan altın madeninde siyanür sızıntısı olduğu, siyanürün toprağa ve Fırat Nehri'ne karıştığı iddia edildi. Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada boru hatlarında yaşanan arıza nedeniyle siyanür içeren 20 metreküp solüsyonun sızdığı aktarıldı. Sızıntının Fırat Nehri'ne ulaşmadığı ifade edilen açıklama şöyle devam etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, İzleme ve Denetim Daire Başkanı Başkanlığında İl Müdürlüğümüzün teknik personellerince sahada gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, yapılan tespitte bölgedeki mevsimsel akış gösteren hiçbir dereye akış olmadığı, Fırat Havzası'na gözlemsel olarak ulaşmadığı tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş lisanslı çevre laboratuvarı tarafından müdürlüğümüz teknik personelleri gözetiminde kirlendiği iddia edilen alanın 27 farklı noktasından numune alınmış olup ilgili laboratuvar tarafından analizleri gerçekleştirilecektir. Gerekli inceleme ve değerlendirme Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sürdürülmektedir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti, Türkiye'nin Batı Ermenistan'ın doğal kaynaklarını suistimal ettiği ve çevreye zarar verdiğini ve bu vakanın da tek olmadığını üzülerek belirtiyor. Batı Ermenistan'ın ilgili kuruluşları bu olayı araştırmaktadır. Amerikan CBC TV kanalının resmi web sitesinin aktardığı habere göre Amerika'nın Oregon eyaletinin Portland kentinden meraklı bir öğrenci olan Sam Busan, okuduğu Lewis ve Clark Koleji'nin kütüphanesinin arşivlerinde Cenevre İncili'nin 1599 yılındaki baskısını keşfetti. Kraliçe 1. Elizabeth ve Shakespeare'in İncil'i olan bu kitapta Büyük Ermenistan yer alıyor. Uzmanlar İncil'in nadir bulunan baskısında ana kutsal yazıların karmaşık ahşap işçiliği ile temsil edildiğini söylüyor. İncil'in Cennet Bahçesi'ndeki durum başlıklı bölümlerinden birinde bir tahtada üzerine eski Orta Doğu, Büyük Ermenistan, Babil ve Basra Körfezi'nin bir haritası gösteriliyor. Kitap iyi korunmuş durumda. Kitapta yayının İngiltere Kraliçesi'nin yayıncısı Christopher Baker tarafından Londra'da yayınlandığını gösteren bir not bulundu. The Oregonian'a göre 1599 tarihli Cenevre İncil'i kolej koleksiyonundaki en eski ikinci kitap. Çünkü yaklaşık
500 yıllık başka bir kitap daha mevcut. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen özverili, adanmış insanlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sen Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Elizabeth Pehlivanyan'ın seslendirdiği, sözleri Avedik İsahakyan'a, müzik Gurgen Alemşah'a ait olan Sirelis adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.